Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bahsetmek istediğim kitap İskandinav Edebiyatı'ndan, Norveç'ten Oslo doğumlu Per Petersen Ardından isimli romanı Metis Yayın Evi'nden çıktı. 2022 yılında Mart ayında, yani içinde bulunduğumuz ayda aslında çıktı. Yeni bir kitap olduğu için ve daha önce hiç okumadığım bir yazar olduğu için tabii ki daha heyecanla ve merak ederek okudum ve çok beğendim. Neleri beğendim onlardan bahsedecek olursam. Öncelikle Arvid Janssen ya da Arvid Janssen diye okunuyordur diye tahmin ediyorum. Arvid Janssen adlı karakter orta halli, yani vasat bir yazarın hayatından bahsediyor. Eşinden boşanmış, iki tane çocuğu var ve ailesinden de dört kişiyi kaybetmiş. Yani annesini, babasını ve iki tane erkek kardeşini gemi kazasında kaybetmiş. Bu kitapta aslında o kazadan çok fazla bahsetmiyor. Bir iki cümleyle anlatılmış ama diğer kitaplarında biraz daha geniş yer verilmiş. Dolayısıyla abisiyle sadece aileden geriye kalmışlar. Ve abisi de, Arvid de biraz travmatik karakterler yaşadıklarından dolayı ve hayata tutunmaya çalışıyorlar. Aslında gündelik hayatlarına devam ediyorlar. Hani oralarda, yani kitap genel olarak çok fazla bir olay örgüsüne sahip değil. Burada kitabı öne çıkaran, yazarı öne çıkaran ve karakteri ilginç yapan bence, bu kadar büyük bir kayıp yaşadıktan sonra günlük hayatında nasıl devam ettiği ve tabii ki devam ederken geçmişe, ailesini özlediği için de ailesiyle ilgili hatıralara ve tabii ki çocukluk anılarına, bazıları travmatik, tekrar geri dönüp onları düşünmesi ve bazı şeylerin onları anımsatmasıyla günümüzle bağlantı kurması. Yani kitabın konusu aslında böyle gidip geliyor. Yani bu ne demek? Geçmişte, bugün arasında sürekli düşüncelerinde geziyoruz yazarın. Ve bugüne ait bir şey yaparken, örneğin araba kullanırken bir gün kar yağıyor ve bu ona çocukluğunda babasıyla kayağa çıktıklarında babasının yaptığı bir kazayı ve o travmatik günü hatırlatıyor. Yani yazar bugünden bahsederken geçmişten bir anıyı hemen getiriyor okuyucunun gözü önüne. Ve sanki o karakterin, Arvid Janssen'in beyninde dolaşıyormuş gibi bir his ediniyoruz. Bütün bu anılar ve faaliyetler, olaylar, anlatılanlar kronolojik sırada olmadığı için okurun buradaki sıralamayı kendi zihninde yapması. Yani okuyucuya da iş çıkarmış yazar. Ve bu anlamda da çok güzel bir kitap. Zaten okuyucuya iş çıkaran kitapları ben daha çok seviyorum. Çünkü bir taraftan alt metinlerle ilgili bazı çıkarımlarda bulunmamızı istiyor yazar okur olarak. Bazen de bu şekilde hafıza oyunları, geçmişle gelecek arasında gelgitler, bazen de rüyayla gerçek arasında gelgitler yaşatarak okuyucuya iş çıkartıyor. Bu anlamda farklıydı. Tabii ki bütün olay bunun üzerine değil. Diğer taraftan abisiyle hayatta kaldıkları için ve abisi de aynı olayları yaşadığı için aileden geriye kalmanın tabii ki bir durum, yani yarattığı bir travması var. Ailenin geride kalan iki üyesi oldukları için ve dört kişiyi aynı gün, aynı olayda kaybettikleri için, bu tabii ki hayal etmesi güç bir travma. Bundan etkileniyorlar ve ikisi de eşinden de boşanıyor. Ailelerini devam ettiremiyorlar. Tabii ki Arvid'in durumu biraz daha kritik. Çünkü o bir de maddi zorluklarla da uğraşıyor. Bu arada karakterin bir tane arabası var Mazda. Çok eski, çamurluğunda boya sıyrıkları vesaire var. Ve onunla özel bir bağı var. Yani onu mesela park edip bir yerlere gittiği zaman, alışverişe vesaire, onca arabanın arasında işte yalnız kalmış, beni bekliyordu vesaire gibi böyle ona kişilik kazandırdığı bir takım yerler var. Bu arada hafızayla ilgili çok güzel oyunlar var kitapta. Anahtarını unutuyor mesela, komşusuna gidiyor bir gece vakti. Zili çalıp çalmamak arasında uzun bir kararsızlık yaşıyor. Kadın komşusuna gidiyor, kapıyı açıyor kadın ona. İçeri girebilir miyim diyor. Bir süre bir şeyler anlattıktan sonra kadın da onu içeriye çağırıyor. O da tek başına çocuğuyla yaşayan, hemşire olarak çalışan bir kadın. Ve sonra ona hemen girişte babasından bahsetmeye başlıyor. Ama bu tabii ki hani böyle bir olay örgüsüyle sıralı bir şekilde anlatılmadığı için
Yani anahtarını kaybeden, o arada geçmişe giden, bazı anıları hatırlayan, sonra tekrar bugüne dönen ve komşusuyla olan diyaloğunu, sonra tekrar geçmişe gidip komşusuna babasıyla ilgili bir anısını anlatması üzerinden böyle akıp giden bir roman. Buradaki büyük başarı bence şuradan ileri geliyor. Yani bu olayları geçmiş, bugün, hafıza, unutulanlar, hatırlananlar vesaire arasındaki, hatta gerçek ve rüya, bu şeylerin arasındaki ilişkiyi düzgünce kurmak ve bunu hissettirmeden, yani okuyucuyu çok yormadan, sürekli diğer türlü hani okuyucunun da geriye gidip okuması, sonra tekrar ileriye gitmesi, o neydi, bu gerçek miydi, rüya mıydı, o diyalog muydu, bu anı mıydı, ayrıştırması çok zor olacağından böyle bir durum söz konusu değil kitapta. Bunu ustalıkla yapmış yazar ve gerçekten bu zamanlar arası, gerçekle rüya arası gidip gelmelere rağmen, yani günümüzdeki bir düşüncesinden bir hatırasına gitmesi, gelmesi, bunlar arasındaki bağlar da akışta çok güzel bir şekilde kurulduğundan okuyucu bunları çok fazla hissetmiyor. Okurken tabii ki ayrıştırması kolay ve üzerine düşünülmesi gereken kurgular şeklinde oluşturulmuş. Ve çok parçalı değil. Yani birbirinden tamamen alakasız bölümler ve olduğu gibi bilinç akışı şeklinde oluşturmadığı için okuyucu açısından çok zor olmuyor. Ama çok da kolay da bir metin değil. Hani kolay ve zor tabii ki burada hani kişiye göre göreceli olarak değişse de bence okuması çok zevkli bir metindi. Tam anlamıyla birinin böyle beyninin, zihninin içine girmiş ve o kıvrımları arasında dolaşıyormuş gibi bir his veriyor. Ve bunu yormadan güzel bir şekilde yapıyor. Yani herhangi bir insan da otobüs beklerken ya da işte çay içerken veya önemli bir toplantıdayken çok alakasız, hiç hatırlamayacağı bir anısını hatırlayabilir. Hatta bazen üzülebilir, bazen gülebilir. Tamamen ortamdan, o gün yaşadıklarından bağımsız, geçmişe gidip bir takım şeyleri hatırlayıp sonra tekrar toplantısına, işte otobüs bekliyorsa oraya, günümüze dönebilir ve bunu zihnimizde defalarca yaparız gün içinde. Roman da aynı bunu, bu kesitleri, yani gün içinde yaptığımız, defalarca yaptığımız bu aktiviteyi yazılı bir şekilde önümüze sunuyor. Bu açıdan çok ilginç ve yazarın diğer kitaplarını da mutlaka okumayı planlıyorum. Bu arada Türkçe'ye çevirmiş diğer iki ünlü kitabı da Lanet Olsun Zaman Nehrine ve Benim Durumumdaki Erkekler olarak geçiyor. Bu iki kitapta Ardından'la birlikte bir üçlemeyi, yani Arvid Janssen'in hayatını anlatıyor karakter olarak. Bu arada yazarın merak saldığım ve bazı Norveççe dilinde yapılmış olan röportajlarını da Google Translate üzerinden çevirip onları da okudum. Yazar gerçekten ailesinden kazada bir kişi, yani annesiyle babasını yanlış hatırlamıyorsam kaybetmiş. Yani buna benzer bir hikayesi var. Zaten kendisi de şöyle bir şey söylüyor ki bence önemli. Kendim yaşamadığım bir şeyi yazamam. Bende ne varsa onu yazıyorum gibi bir cümle kurmuş. Bu da etkileyiciydi. Bunu da not olarak iletmek isterim. Hepinize tavsiye ediyorum. Per Patterson Ardından romanını okuyun. Farklı bir roman. Zaten okuduğunuzda bunu anlayacaksınız. 164 sayfa. Ve beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.